Efendim merhaba. 4 Mayıs 2023. Isparta Geçiboru'dayız. Tır ile Keçiborlu'dan Isparta'ya, Isparta'dan da Sav, Karacaören ve Karaöz'e, oradan da Yeşilkaraman'a seyahatimizi aktarıyoruz sizlere. Keçiborlu çıkışında bir kavşağa geliyoruz. Bu kavşaktan sağa dönünce Dinar, Uşak, Denizli ve İzmir'e gidiliyor. Biz doğru gidiyoruz. İleride yol ikiye ayrılacak yine. Isparta, Antalya'ya gidiyoruz. Burdur 35, Isparta 36, Antalya 158 kilometre buradan. Burada hava yağmurlu. Sağ tarafımızda Isparta Havalimanı var. Süleyman Demirel Havalimanı ve Burdur Gölü var yine sağ tarafımızda. Ama biliyorsunuz kuraklıktan dolayı suyu her yıl azalıyor, çekiliyor. Burası Baladız ve epey eski bir köy burası, yerleşim yeri. Burada bir kavşağa geliyoruz. Bu kavşaktan bir sağa döneceğiz. Doğru giden yol Burdur Antalya yolu. Buradan sağa dönüyor.
Bu yoldan gittiğimizde Antalya'nın doğu tarafına çıkıyor yol. Aksu ilçesine bağlanıyor. Diğer Burdur tarafından gidildiğinde Antalya'nın kuzeyine, Döşemaltı ve Kepez ilçelerine giriyor. İyi de çıktı. Tır ile seyahat güzel oluyor. Hem seyahat çekimleri hem de seyahat etmesi yüksekten olduğu için çekim ve seyahat daha etrafı kuş bakışı olarak daha net görüyorsunuz. Otomobillerde bu çok aşağıdan gidildiği için bu kadar net olmuyor. Bir kavşağa geliyoruz. Buradan sola dönünce Gönen, Atabey ve Konya yoluna gidiliyor. Konya'ya tabii ki Isparta üzerinden de gidiyor. Burada Demirel ailesinin bölgenin ilk çimento fabrikası olan Göltaş Çimento Fabrikası var. Efendim Isparta'ya gelmiş bulunuyoruz. Keçiborlu Isparta arası yaklaşık 40 kilometre. Sol tarafta KYK yurtları var. Yolun bu kısmında Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsü var. Doğu ve batı yerleşkeleri var. Thank you.
Buradan KYK yurtlarına gidiliyor. Biz bu kavşaktan sola dönüyoruz. Doğru giden yol şehir merkezine gidiyor. Davraz, Kayak Merkezi, Eğirdir, Konya, Antalya yolu. Bu tarafa gidiyoruz. Bu kısımda değişik bir kavşak var. Ne hikmetse böyle çok geniş kavşak yapmışlar. Işıklı işaret cihazları yok. O yönden iyi ama biraz tuhaf gibi sanki kullanması. Hiç duran yok. Herkes kavşaktan geçmeye çalışıyor. Biz buradan sağa dönüyoruz. Sola giden yol Atabey, Eğirdir, Konya yolu. Biz Ağlasun, Antalya yoluna gidiyoruz. Isparta'nın biliyorsunuz Davraz Kayak Merkezi var, meşhur. Bu kavşaktan sola dönünce oraya gidiliyor. Buradan 24 kilometre. Davraz Kayak Merkezi. Isparta'ya bahar gelmiş. 15 gün önce bu yoldan gitmiştik. Daha yeşil değildi bu ağaçlar. Yeşillenmiş bakın. Artık bundan sonra biliyorsunuz ilkbahar yaz daha da yeşillenir. Güller şehri Isparta'dayız efendim. Isparta'dan Antalya'ya gidiyoruz. Karşıda Davraz Dağı var. Üzerinde kar var gördüğünüz gibi.
Sav kasabasına gelmiş bulunuyoruz. Burası da çok eski bir medeni bir yerleşim yeri. Keçibörlü'den Isparta'ya kadar hava yağmurluydu. Isparta'dan Antalya tarafına döndüğümüzde bu tarafta yağmur yok. Önce yağmış ama şu anda sanırım açılacak hava. Buradan bir kavşağa geliyoruz. Sağa dönünce Ağlasun, Bucak, Burdur'a, ayrıca Sagalassos Antik Kenti'ne gidiliyor. 27 kilometre buradan. Biz doğru gidiyoruz. Antalya 110 kilometre buradan. Yolun bu kısmından sonra artık yolumuz iki yönlü trafiğe geçiyoruz. Bu bölünmüş yol bitiyor burada. Tek yönlü yol bitiyor. Onun için lütfen iki yönlü trafikte karşıdan gelen araçlara dikkat edelim. Öndeki aracı geçme esnasında geçme kurallarına uyalım. Yolda olan sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Buradan itibaren hızlı kayıt, tam çekim, timelapse geçiyor. Burada bir kavşağa geliyoruz. Bu kavşaktan sonra dönünce Eğirdir ve Konya yoluna, ayrıca Kovada Gölü ve Yazılı Kanyon'a gidiliyor.
yolun bu kısmında Karacaören 2 barajı var. Bu barajdan hem Karaöz, Yeşilkaraman ve ileriki köylerde sulama suyu olarak kullanılıyor, barajın suyu. Hem de 4 tane bu barajın sularının devamında HES'ler var. 3 tanesi bu bölgede, bir tanesi de Yeşilkaraman köyünde. Hidroelektrik santralleri var. Yani bu barajın suyu hem tarımda kullanılıyor hem de elektrik üretmek için kullanılıyor. Kargı tüneli var burada. 580 metre uzunluğunda. Bu kısımda tehlikeli iniş var. Dikkatli olmak lazım.
Evet efendim. Antalya Aksu ilçesi Karaöz köyüne gelmiş bulunuyoruz. Burası Karaöz 12 mahalleden oluşan bir köy. Daha önce 7 ayrı muhtarlığı var idi. Daha sonra belediyelik oldu. Şu anda da tek Karaöz olarak bir mahalle. Burası da Karaöz'ün Ortaköy mahallesi. Yani mahallenin mahallesi diyebiliriz şu anda. Ortaköy'den sonra Yörükler mahallesi, Köseler, Fettenler, Kavurgacılar diye mahalleleri var. Oraya yaklaştıkça onları sizlere söyleyeceğiz. Burası Yeşilyurt Mahallesi, Karaöz'ün merkezi. Buradan sağ tarafta Çepel, Daşçılar, Köseler, Hatipler mahalleleri var. Yine buradan sola dönünce Hacı Celiller Mahallesi var. Karaöz'ün. Karaöz daha önce belediyelik olduğu için birçok yeme içme mekanları, fırın, oto ve traktör tamircileri, hırdavat satış yerleri, AVM'ler, yeme içme mekanları ve benzeri birçok iş yerleri mevcut. Sağlık ocağı, eczane de var ayrıca. Ortaokul, ilkokul var. Bu sol tarafta Hacı Celiller Mahallesi var. Bu ilerden sağa dönünce yine dediğimiz gibi Karaman Köyü, Havacılar, Daşçılar ve Ekşili'ye giden yol var. Orası Karaöz'ün merkezi. Burası Karaöz Mozalar Mahallesi. Mozalardan sağa dönünce de Hasanlar, Havacılar ve Daşçılar Mahallesi'ne gidilebiliyor. Burası Mozalar. Mozalar'a geçince sola bir yol dönüyor, kavşak var. Oradan Gödeşler, Kavazlar,
ve Dereliler Mahallesi'ne gidiliyor. Bu sol taraftan. Efendim, Karaöz Köyü burada sona eriyor. Aynı zamanda iki yönlü trafik de sona eriyor. Biraz sonra bölünmüş yola giriyoruz. Artık bundan sonra Antalya'ya kadar bölünmüş yol. Burası yar yol. 1970'li yıllarda iki traktörün yan yana geçemediği yerler olan bir yoldu burası. Çok dar ve virajlı bir yoldu. Şu anda gördüğünüz gibi, tabiri caizse havaalanı gibi bölünmüş yol olmuş. Efendim, Yeşil Karaman Köyü'ne gelmiş bulunuyoruz. Isparta Keçibolu'dan başlayan yolculuğumuz sona ermek üzere. Yolculuğumuz yaklaşık 130 kilometre ve bu mesafeyi 2,5 saatte gelmiş bulunuyoruz. Yolda olan sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar, sizlere de iyi seyirler efendim. Hoşça kalın, sağlık ve huzurla kalın. 4 Mayıs 2023, Yeşil Karaman, Aksu, Antalya. Lütfen sularımızın kıymetini bilelim, israf etmeyelim efendim.